Cumartesi Anadolu TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Gündemde öne çıkan haber başlıkları. Kapadokya'da kısıtlamasız bir hafta sonu. Başkan Yassı kurul faaliyetlerini anlattı. Öz konaklılar doğalgaz istiyor. Öğrenciler dikkat, ödemeler bugün başladı. Nevşehir'de kısıtlamasız ilk cumartesi. Fuhuşa teşvikten bir kişi gözaltına alındı. Adım adım playoff'a. Belediye Spor Arnavutköy Belediye Spor hazırlıkları devam ediyor. Abdulbaki Ayyıldız ilk kez görev yapacak. Şimdi haberler. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması Kapadokya bölgesindeki turizmcilerin ve esnafların yüzünü güldürdü. Türkiye'nin en önemli kültür turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesinin koronavirüs tedbirlerinin etkin şekilde yürütülmesiyle kontrollü normalleşme dönemine geçilmesinin ardından yerli ve yabancı turist gruplarının akınına uğradı. Bu durumdan da en fazla sevinen kesimse turistik işletmeler oldu. Koronavirüs salgınıyla vaka sayılarının azalmasıyla birlikte kademeli olarak tedbirlerin gevşetildiği Nevşehir'de esnaflar aylar sonra kapılarını müşterilerine açtı. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla yerli turistlerin bölgede yoğunluk oluşturdukları gözlenirken restoran, kafeterya gibi işletmelerle otellerde de hissedilir orandaki artışlar dikkat çekti. Bursa'dan ailesiyle birlikte Göreme'ye gelen Furkan Çelebi, Bursa'dan hafta sonu tatilini geçirmek için geliyorum. Arkadaşlarımızla birlikte burayı gezerken otantik halı mağazasına geldik. Eşimize, dostumuza buradan çeşitli hediyeler alacağız dedi. Furkan Çelebi, Bursa'dan geliyoruz hafta sonunu değerlendirmek için. Buraya geldik, arkadaşlarla beraber gezi yaparken bu mağazayı gördük. Biraz otantik geldi, güzel. Girdik içeri, gezdik, güzel fotoğraflar çekindik. Daha sonra halı satın almak için içeri girdik. Mağaza yetkilisi de bize yardımcı oldu, sağ olsun. Böyle ipek halılardan bakıyoruz. Gittiğimizde eşimize, dostumuza birkaç hediye olsun diye. Belarus'tan gelen Yuri, 3 günlüğüne Kapadokya'ya geldik. Türkiye'nin değişik şehirlerini de gezdim. Ancak Kapadokya daha fazla hoşumuza gitti. Türkiye'ye girişte Covid testi yaptılar. Kendi ülkemizde böyle bir şey yok. Ancak testten hoşlanmadım dedi. The weather is so good today, so I'm happy to be here. Ankara'dan bölgeye gelen Gamze Nur Maviş de şöyle konuştu. Hava eskisine göre daha az kalabalık ama yine böyle açılmasıyla birlikte, bu seyahat yasaklarının kalkmasıyla birlikte biraz daha canlanmış görüyorum. Daha önce gelmiş miydiniz? Daha önce evet gelmiştim ama Ürgüp'e gelmiştim. Bu sefer Göreme'ye geldik işte. Kaç günlük bir ziyaret? Hafta sonu cuma, cumartesi, pazar. 3 günlük. Bir yıldan beri neredeyse evdeyiz. Biraz zor bir dönem geçirdik ülke olarak. Ama şimdi yavaş yavaş bu normalleşme süreciyle birlikte bence daha güzel şeyler olacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurul Başkanı Gülper Gündüz Yassı, kurulun tanıtımını ve faaliyetlerini anlattı. Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan tanıtım toplantısında konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurul Başkanı Gülper Gündüz Yastı, kurul hakkında bilgilendirmelerde bulundu. İlk olarak kadın girişimcilerin pandemi sürecindeki durumlarını dile getiren Başkan Yastı şu açıklamalarda bulundu. Merhabalar, ben Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üst kurul üyesiyim. Bizim ticaret odası olaraktan ve kadın girişimciler kurulu olaraktan görevlerimizden bir tanesi birçok kadına istihdam açısından aynı zamanda rol model olmak için kurulmuş bir kuruluz. Bu kurulun amaçları kendi kurul üyelerimizin hepsi 13 tane üyeden icra kurulundan oluşmakta. Bunların hepsi de birebir ticaretin içerisindeki kadınlar. Benim de kendi mesleki bir ticaretim var. Bu ticarette de ben kendim Kadın Girişimciler Kurulu'nun hem başkanlık görevini yürütmekte hem de aynı zamanda rölü ve restorasyon müteahhitliği ve turizm alanında uğraşmaktayım. Ülkeci olarak zor günler atlatıyoruz. Peki bu pandemiden kadınlarımız nasıl etkilendi? Pandemiden çok ağır etkilendik biz. Tabii kadının özellikle evinden çıkamaması ve birçok kadın işsiz kaldı bu durumda. Aynı zamanda eşleri de çok işsiz kaldı. Ama bu durumun
umutla düzeleceğini düşünüyorum. Ben öncelikle umutlu olmak istiyorum. Burada da şöyle açıklayayım ben size. Yine Birleşmiş Milletler'in kadın biriminin yayınladığı bir araştırmada virüs salgınının kadınlar üzerinde büyük bir baskıya neden olduğu ve cinsiyet eşitsizliğindeki 25 yıllık ilerlemeyi bile tehlikeye soktuğu söylenmekte. Pandeminin kadınlardan daha fazla ve daha olumsuz etkilendiği maalesef bir gerçek. Salgın döneminde evde çalışmanın ve ev için geçirilen zamanın artmasıyla kadınlar ve kız çocukları üzerindeki bakım yükümlülükleri ve ev işlerinde harcanan zamanın artması, kadınlar ve kız çocukların aynı zamanda artan oranda aile içi şiddetinde mücadele etmek zorunda kalmaları, bu da bizim için çok büyük bir dezavantaj oluşturdu. Pandemi dönemi sonrasında da kadınların iş gücüne dönmesinde azalma bekleniyor ve bu fırsatı vermemeliyiz bence. Pandemide cinsiyetler arası eşitsizlik maalesef daha çok da arttı. IMF'nin son hazırladığı rapora göre salgın döneminde kadınlar erkeklerin 4 katından daha fazla ücretsiz iş yaptı. Ücretsiz iş yükü ise kadınlar için 2.9 saatten 4.5 saate, erkekler için ise 0.3 saatten 1.1 saate kadar çıktı. Burada da bir eşitsizliğimiz söz konusu bizim. Buyurun. Peki, Top Kadın Girişimciler Kurumu hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Elbette. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 2007 yılında Top Kadın Girişimciler potansiyelini geliştirmesi ve daha fazla donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek, girişimcilik kültürünün gelişmesine öncülük etmek üzere Top Kadın Girişimciler kurulmuştur. Top Kadın Girişimciler 81 ilde 7000 üyesiyle ülkemizin en geniş girişimci ağına sahip bir kadın ağıdır. Top Kadın Girişimciler Kurulu'nun ben birkaç tane hedeflerinden bahsetmek istiyorum size. Kadın girişimci sayılarını arttırmak, kadınların finansa erişimini kolaylaştırmak, kadınların bilgiye erişimini kolaylaştırmak, mevcut kadın girişimcilerin korunarak daha donanımlı hale getirmek, girişimcilik kültürünü geliştirmek, lise ve üniversiteleriyle işbirliği yapmak, hayata atılacak gençlere girişimciliği anlatmak, özendirmek ve farkındalık yaratmak. Top Kadın Girişimciler Kurulu üye profili nasıldır? Top Kadın Girişimciler Kurulu'nun üye profili kendi sahalarında lider konumda iş kadınları, iş adamları ve profesyonel yöneticilerden oluşmakta. Girişimcilik konusunda akademik çalışma yapan akademisyenler, bölgesel ya da ulusal ölçekli faaliyet yürüten STK yöneticileri ve girişimciliği destekleyen kamu ve kurumların temsilcilerinden oluşmakta. Bizim de Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki kurulumuzu tam manasıyla bu şekilde yürütülmekte. Kadın girişimcilerin önündeki engeller nelerdir? Kadın girişimcilerin önündeki engeller de kadınların toplum içerisinde birçok alanda olduğu gibi iş yaşamında da eşitsiz uygulamalarla karşı karşıya kalmaktalar. Yönetsel pozisyonlara getirilmeme, cinsiyet ayrımı, mobbing ve erkek egemen bakış açısı iş yaşamındaki kadınların karşılaştığı en büyük zorluklardan bir tanesi. Kadının toplumdaki geleneksel rolü olan anneliği, eş ve ev kadını rolü iş hayatında karşısına bir engel olarak çıkabilmekte. Bazı iş yerleri evli olan, gebelik planlayan ve çocuğu olan kadınları işe alım sürecinde otomatik olarak elemekteler veya bu süreç içerisinde işten çıkartmalarla karşı karşıya kalmaktalar. Erkek iş gücünün ağırlıklı olduğu sektörlerde bile görülüyor ki uygun çalışma koşulları sağlandığı takdirde kadınların da üstesinden gelemeyeceği hiçbir işin ve çalışamayacağı hiçbir iş yok. Kadın da ben müteahhitlik yapıyorum. İnanın kadına aynı bu imkan verilecek olursa bu kadından çok iyi bir taş ustası da olabilir. Biz evet bedensel olarak belki güçsüz gibi gözüküyoruz ama çok güçlü varlıklarız. Özellikle aslında fiziksel olarak da çok güçlü varlıklarız ama maalesef ki bize bu imkanların tanımları yapılmıyor. Kadın girişimcilerin güçlü özelliklerinden birkaç bahsetmek istiyorum ben size. Güçlü ön sözlere sahip, sabırlı ve dayanıklı kişiler oluyor. İkna kabiliyetlerimiz çok kuvvetli oluyor bizlerin. Yeni durumlarda değişikliklere daha çok kolay adapte oluyoruz ve dikkatli ve kendi kendimizi disipline edebilen
bir yaratılışa sahip olduğumuz için aslında kadın çalışanlarımızdan da çok büyük verim alıyoruz. Benim kendi işletmemde de ağırlıklı olarak kadınlar çalışıyor. Ben özellikle yönetici bazında, diğer alt kadrolar bazında da çok büyük verim ve geri dönüş alıyorum. Ve birçok kadından çalışmak da beni mutlu ediyor. 81 cinsiyet eşitliği karnesi hakkında bilgi verir misiniz? Tabii. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası ve Türkiye Ekonomik Politika Araştırma Vakfı TEVAP işbirliğinde hazırlanan 81 ilde Türkiye'nin cinsiyet eşitliği karnesi lansmanında duyduğumuz verileri bize derinden sarstı ve 81 ildeki cinsiyet eşitliği karnesini nasıl düzeltebiliriz diye projeler geliştirmemizi sağladı. Açıklanan rapor sonuçlarına göre Türkiye'nin en eşitlikçi ili Muğla olurken, Muğla'yı sırasıyla İzmir, Yalova, İstanbul, Kırklareli, Çanakkale, Sinop, Tunceli, Aydın ve Balıkesir illeri takip etmektedir. 43 il Türkiye'nin ortalama değerinden daha düşük bir toplumsal cinsiyet eşitliği performansına sahipken, geri kalan 38 il ise Türkiye'nin ortalama performansından daha iyi bir performans sergilemekte. 81 il kurulun yaptığı çalışmalara takip edilerekten adına illerde uygulanacak projeler raporu ile aynı başlıklar altında topladık biz bu cinsiyet eşitliği karnesini. Cinsiyet eşitliği farkındalık ve eğitim projeleri, üretim ve girişimcilik ve iş dünyasında kadın projeleri, eylem planı olarak da cinsiyet eşitliği farkındalık ve eğitim projeleri devam etmekte. İllerde ve kamu kurum ve kuruluşlarında bir temsilci atanarak cinsiyet eşitliği komisyonunun kurulması, burası hedefimiz toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda farkındalık yaratmak, katılımcılarla eşitlikçi bir tutum değişikliği oluşmasına katkıda bulunmak, kadınların her düzeyde eğitimlerini desteklemek ve toplumda kadına karşı saygıyı arttırmak, kız çocuklarının eğitiminde fırsat eşitliği sağlamak ve bu çalışmaları yürütmek, yüksek öğrenim mezunu olan kadınların %50'sinin iş gücüne katılıyor, daha alt eğitim gruplarında iş gücüne katılma oranı düşmekte. Kadınların yüksek öğretime devam etmesi için çalışmalar yapılmalı. Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik olarak cinsiyet eşitliği kavramını anlatan ülkemizde cinsiyet eşitliği başlıklı eğitimlerin düzenlenmesi, İş dünyasında kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak, kadınların çalışma ortamlarını iyileştirerek iş yaşamına daha etkin rol alabilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak. İşimiz temiz projesi nedir? Dünya Hijyen Günü'nde 16 Ocak lansmanı yapılan İşimiz Temiz projesi, TOP Kadın Girişimciler Kurulu liderliğinde Milli Eğitim Bakanlığı'nda Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve OPET işbirliğiyle gerçekleşmekte. Hijyen güvenliği, temizlik yaratılmış sağlıklı ortamlar küçük büyük toplu yaşam alanlarında iş yeri ve çalışanı güvenliği açısından ilk öncelikli konularımız arasında. İşimiz Temiz projesinde proje ortaklarımızla birlikte hizmet sektörüne yönelik hijyen eğitimlerini düzenlemek, mikro işletmelerin temiz, hijyenik ve sağlıklı hizmet sunmalarını amaçlamaktayız. Türkiye genelinde ulusal bir dönüşüm ilan etmek amacıyla ülkemizin, insanımızın ve turizminin en önemli değerlerinden biri olan misafirperverliğimizi hijyenik kurallarla daha güvenli hale getirmek istiyoruz. Toplumda farkındalık yaratarak bu zorunlu dönemde mikro işletmelerin kapasitesini arttırmayı, gelirlerini yükseltmeyi de hedeflemekteyiz. Proje kapsamında mikro işletmeler için temizlik ve hijyen standartları, insan temasının trafiğinin en yüksek olduğu hizmet sektörünün 3 grupta yönelik konaklama, yeme içme ve ulaşım sektöründen başlamak istiyoruz. İşimiz Temiz projesi Türkiye'nin turizm açısından en hareketli illerinde şu an başladı bu. İzmir, Muğla ve Antalya'da pilot uygulama çalışmaları da başlamıştır. 3 ilde 31.500 işletme hijyenik koşulların oluşturması, işletilmesi amacıyla hijyen eğitimleriniz düzenlenecek 18 ay pilot illerde sürecek çalışmaların ardından proje Türkiye geneline yaygınlaşacaktır. Aynı zamanda Nevşehir'de buraya dahil olacak.
Eğitimleri tamamlayan kişiler hijyen eğitim sertifikasını almaya hak kazanırken, işletmemizde de hizmet işimiz temiz hijyen eğitimi alarak işletmesine görünen uygun yerlerini sergileyebilecek. Ayrıca proje sürecinde de yarattığı etkinliğin ölçümlenmesi amacıyla sosyal etki araştırması yapılacaktır. Birleşmiş Milletler Kadının Güçlendirilmesi prensibinde imzalayan firma, kurum ve kuruluşların da aynı zamanda sayısını arttırmak. Burada da 7 temel prensip oluşuyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsallık liderlerinin sağlanması, tüm kadın ve erkeklere iş yaşantısında adil davranılması, insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesi, bu ilkelerin de desteklenmesi gerekmekte. Tüm kadın ve erkek çalışanlarının sağlık, güvenlik ve refahının sağlanması, kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim olanaklarının desteklenmesi, kadınların güçlenmesi için girişimci gelişimi, tedarik zinciri ve pazarlama yönetimlerinin uygulanması, toplumsal girişimciler ve savunuculuk çalışmalarıyla eşitliğin teşvik edilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin elde edilen başarıların değerlendirilmesi ve halka açık raporlanması ile ilgili. Kadınların ticaret veya farklı sektörlerde, farklı branşlardaki işlerde çalışmaları ve hani iş hayatına atılabilmeleri adına başka toplumsal olarak neler yapılmalı, yapılabilir? Biz genelde Türk kurul olarak da çok rol model olmaya çalışıyoruz birçok kadına. Birçok kadına mentorluk eğitimi veriyoruz. Ben kişisel olarak çok fazla kadına mentorluk eğitimi verdim ve halen devam etmekteyim. Bu mentorluk eğitimlerinde çünkü kadınların bazıları iş kurmaya cesaret edemiyor. Aslında bizim konumuzun bir tanesi, bir tane daha kadını evinden çıkartıp iş hayatına sokmak, elinden tutup yardımcı olmak bizim en büyük amaçlarımızdan bir tanesi. Ama onları desteklemek gerekiyor. Özellikle biz Nevşehir'de toplumsal olarak biraz daha bu konuda bakir kaldık. Ama artık çok açılıyoruz. Hatta bizim başkanımızın geçenlerde bir sloganı vardı. Lütfen babalarımız kız çocuklarına da el versin ve kız çocuklarına da işlerini bıraksın diye. Belki duymuşsunuzdur basından Sercüklüoğlu'nun. Bizim de derdimiz birçok kadına hem istihdam yaratmaya çalışmak, hem onlara rol model olmak, hem de aynı zamanda onları iş hayatına sokabilmek. Artık kadının kendi ayaklarında durabilecek varlıklar olsun. Ama biz tabii ki en önemli bulunduğumuz nokta ticaretle uğraşmaları. Herkes memur olarak girme derdinde, çabasında olmasın. İnanın mesela ben sizleri görmek çok mutlu ediyor. Kadın gazeteciyi görmek, bu şekil ve performans beni çok etkiliyor. Bu nedenle bu şekilde devam edebiliriz. Bizlerden de bizim biraz daha belki şanslıyız. Bu şanslı kitle diğer oyan arkadaşlarımızın da dahil olması. CT Haber ve Anadolu TV'ye geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesinde vatandaşlar doğalgaz istiyor. Teknoloji çağının yaygın olarak yaşandığı ülkemizde ısınma, ulaşım, iletişim gibi birçok şey bu teknolojiyle yükselip gidiyor. Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Özkonak kasabası halkı da bu teknolojik çağda soba yerine artık doğalgaz kullanmak istediklerini dile getirdi. Kapadokya'nın Güzide beldesi Özkonak'ın artık doğalgaza kavuşması gerektiğini vurgulayan vatandaşlar, 2000 hanesi olan bir beldenin doğalgaza sahip olmaması kabul edilebilir değil. Yetkililerimizden bu konuda en kısa sürede bir çalışma bekliyoruz. Konuyla alakalı da ne gerekiyorsa yapmaya hazırız dediler. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yüksek öğrenim öğrencilerinin Mart ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yüksek öğrenim öğrencilerinin Mart ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı. Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada bugün başlayan burs ve kredi ödemelerinin
10 Mart'a kadar TC kimlik numarasının son rakamına göre hesaplara yatırılacağını bildirdi. Kimlik numaralarının sonu 0 olanlar bugün, 2 olanlar yarın, 4 olanlar 8 Mart, 6 olanlar 9 Mart, 8 olanlarsa 10 Mart'ta ödemelerini alabilecek. Bugün kontrollü normalleşme sürecinin ilk hafta sonu Nevşehir'de sabah saatlerinde kısıtlama olmamasına rağmen sokak ve caddelerde sessizlik hakimdi. Bugün kontrollü normalleşme sürecinin ilk hafta sonu. Çok yüksek riskli iller dışında bugün kısıtlama yok. Uzun süredir hafta sonu evlerine kapanan Nevşehirliler bu hafta sonu sabah 5'ten akşam 21'e kadar sokağa çıkabilecekler. Sokağa çıkma kısıtlaması olmamasına rağmen çarşı merkezin sabah saatlerinde oldukça sakin olduğu görüldü. Kontrollü normalleşme sürecinin ilk hafta sonu gününde kafeler, restoranlar saat 19'a kadar açık olacak. Fuhuşa teşvik ve aracılık yapmak suçlarından bir şahsa adli işlem yapılarak iki yabancı uyruklu şahıs deporte edildi. Emniyet Müdürlüğü Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'nce yapılan istihbari ve fiziki takip çalışmasında fuhuşa teşvik ve aracılık yapmak suçlarından AB isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, bir apartta Ürgüp Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda aparttan çıkan Afganistan uyruklu KQ ve AC isimli şahıslarla yapılan görüşme yabancı uyruklu SI ve GMH isimli iki bayanla ilişki yaşadıklarını beyan etmişler. Telefonda aracılık konusunu gerçekleştirdikleri tespit edilen şüpheli AB isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış. Hakkında fuhuşa teşvik ve aracılık yapmak suçlarından adli tahkikat başlatılmış. Yabancı uyruklu bayan şahıslarsa ifadeleri akabinde deport işlemleri için göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve hudut kapıları şube müdürlüğüne teslim edilerek adli işlemleri başlatılmıştır denildi. Şimdi spor haberleri. Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Nevşehir Belediyespor, kendi evinde Antalya Spor'u 3-0 mağlup ederek Sultan Ligi yolunda playoff'a bir adım daha yaklaştı. Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nin 18. hafta müsabakasında Nevşehir Belediyespor ve Antalya Spor kadın voleybol takımları Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Müsabakaya sporcular başımız sağ olsun pankartıyla çıkarken, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan 11 askeri personel anısına maçtan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Maçın başlama düdüğü öncesinde ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Nevşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Savran her iki takım oyuncularına karanfil vererek başarılar diledi. Takımda buluyor. Kendisine de alkış istiyoruz. Belediye Başkanı Savran ayrıca eşi Necla Savran'la birlikte Vali Becel'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak kendisine çiçek takdim etti. Vali Becel ve Belediye Başkanı Savran'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Koç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Belediye Başkan Yardımcıları ve Sivil Toplum Kuruluş temsilcilerinin izlediği müsabakaya temsilcimiz hızlı başladı. İl
İlk seti 25-13 gibi farklı bir skorla kazanan temsilcimiz ikinci sette de hızını kesmedi. Maçın ikinci setini 25-14 önde kapatan Kırmızı Beyaz ekip, son seti de aynı skorla 25-14 tamamlayarak müsabakadan 3-0 galip ayrıldı. Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı 13 Mart Cumartesi günü deplasmanda Turkuaz Seramik OSB Teknik Kolej ile karşılaşacak. Üçüncü Lig 1. grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, Arnavutköy Belediyespor karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla devam etti. Ligin 21. hafta maçında Belediye Derince Spor'a kendi sahasında mağlup olan temsilcimiz Nevşehir Belediyespor, 11 Mart 2021 tarihinde deplasmanda karşılaşacağı Arnavutköy Belediyespor hazırlıklarını Nevşehir Belediyespor tesislerinde teknik direktör Yusuf Tokuş nezaretinde yaptıkları tek antrenmanla devam ettiler. Arnavutköy Belediyespor karşılaşmasına hazırlanan Nevşehir Belediyespor ekibinde sakat olan Cumhur Yılmaz Türk haricinde tam kadro olarak çalıştı. Arnavutköy Belediye ile Nevşehir Belediyespor arasındaki maça atanan Abdulbaki Ayyıldız, iki takımın da ilk kez resmi bir maçında görev yapacak. Üçüncü Lig 1. grupta Nevşehir Belediyespor'la İstanbul ekibi Arnavutköy Belediyesi Gençlik Spor 22. hafta maçında karşı karşıya gelecek. İki takım için de çok büyük bir öneme sahip olacak bu maçta görev alacak hakemler, gözlemci ve temsilciler açıklandı. Karşılaşmayı Kocaeli bölgesinden Abdulbaki Ayyıldız hem Nevşehir Belediyespor'un hem de Arnavutköy Belediyesi takımlarının ilk kez resmi bir maçında görev alacak. Kocaeli bölgesinden Abdullah Melih Karaduman birinci yardımcı ve aynı bölgeden Mustafa Kırbaş ikinci yardımcı hakem ve Eskişehir bölgesinden bölgesel hakem Tolga Tuna dördüncü hakem olarak görev yapacak. Abdullah Melih Karaduman, Nevşehir Belediyespor'un bu sezon deplasmanda Çankaya Futbol Kulübü'nü 5-1 mağlup ettiği maçta birinci yardımcı hakem olarak görev almıştı. Karşılaşmada görev almak üzere gözlemci olarak İstanbul bölgesinden Yeliz Topaloğlu ve temsilci olaraksa Siirt bölgesinden Barış Kezer'le Gündoğdu Yiğit atandı. Nevşehir ve ilçeleri için tahmin edilen hava durumu ve ardından nöbetçi eczaneler sizlerle. Özaltın yok dedin. Nevşehir ve ilçeleri için tahmin edilen hava durumu. 7 Mart Pazar. Nevşehir Merkez. En düşük sıcaklık 2, en yüksek sıcaklık 8. Acıgöl. En düşük sıcaklık 0, en yüksek sıcaklık 9. Abanos. En düşük sıcaklık 2, en yüksek sıcaklık 12. Derinkuyu, en düşük sıcaklık -3, en yüksek sıcaklık 9. Gülşehir, en düşük sıcaklık 1, en yüksek sıcaklık 12. Hacı Bektaş, en düşük sıcaklık 2, en yüksek sıcaklık 8. Kozaklı, en düşük sıcaklık 2, en yüksek sıcaklık 8. Ürgüp, en düşük sıcaklık -1, en yüksek sıcaklık 11. Altı Mart Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Merkez Gencer ve Özlem Eczanesi, Acıgöl Ömür Eczanesi, Avanos Avanos Eczanesi, Derinkuyu Cebeci Eczanesi. Gülşehir Apaydın Eczanesi, Hacı Bektaş Bektaş Eczanesi, Kozaklı Sarı Aslan Eczanesi, Ürgüp Güney Eczanesi. Anadolu Televizyonu ve Nevşehir Kent Haber Gazetesi Haber Merkez tarafından hazırlanan ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın akşam tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.